Hepinize yeniden merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Bali gününde bir karar aldık ve dedik ki bugün sabahtan akşama kadar yaptığımız bütün harcamaları kağıtlara, defterlere yazalım. Bir hesaplayalım ve günün sonunda sizlere, bize bir hesap çıkarmış olalım. Bali'de bir çift olarak gezerken günde ne kadar harcıyoruz? Bunu görelim. Hello. We want to rent a bike for one day. How much is the cheapest one? Kahvaltılarımız ve içeceğimiz geldi arkadaşlar. Benimki şöyle bir bol. Canım herkes cüzdanına laf etmiş. Ne diyorsun bu konu hakkında? Şimdi geldiğimiz yere kaç lira verdik? 500. Buradaki beach club'ların girişleri ücretsiz. İçerideki fiyatları da menülerden göstereceğiz size. Bir bakın bakalım nasıl bir ortam. Hep birlikte görelim. Şimdi herhangi bir otel rezervasyonumuz yok. Herhangi bir planımız yok. Karnımız aç, yemek yemedik. Eşyalarımızı dün gece kaldığımız otele bıraktık. Şimdi sırasıyla bir kahve içip yeni bir otel bulup ondan sonra motosiklet kiralayıp eşyalarımızı alıp motora taşıyıp öyle bir güne başlayacağız bakalım. Güne başlamadan önce bir 100 dolar bozduracağız. Şu anda burada 100 doların karşılığı 1,5 milyon rupi. O da yaklaşık 3000 lira gibi bir şey ediyor. Geldiğimizde dolar daha yüksekti. Şu anda dolar kuru biraz düştü burada. Yani Endonezya rupisi dolar karşısında biraz değer kazandı biz geldiğimizden beri. This price outside, is it tax or anything on it? Where we change this? Şimdi burada geçen günlerimizde fark ettiğimiz bir olay var. Bunu hemen size burada bahsedelim. Para değiştirdiğiniz zaman, biz hep 100 dolar değiştirdik bugüne kadar. 100 doları veriyorsunuz, size sayıyor 1,5 milyon rupiyi. 500 binlikler halinde, 500 bin ya da 1 milyon, 500 bin şeklinde önünüze koyuyor. Ama bir şekilde o parayı oradan 300-400 bin rupisini uçuruyor abi, tamam mı? Özellikle bu yoldaki lisanssız para çeviriciler yapıyor bunu. Üst üste 2-3 yerlik geldi başımıza. O yüzden paranızı cebinize koymadan önce mutlaka son bir kez sayın. O para eksik geliyor çünkü bir şekilde. Bu şimdi evraklı bir yer olduğu için burada sorun olacağını zannetmiyorum. Thank you. Thank you very much. Burası mesela 15.450'den bozuyor ya. Oraya 15.950 yazıyor. Tabii, ki orada bozdurun diye. Sizi tuzağa çekiyor ve inanılmaz bir illüzyon var orada. Yani özellikle 2-3 kere üst üste gittim ve her birinde sadece 1 saniye bozuk parayı cüzdanıma atacağım diye kafamı eğdiğimde o ara 300-400'ü oradan değiştirip size eksik parayı veriyor. O yüzden böyle kağıtlı yerlerden değiştiriyorsunuz. Who is renting the bikes, brother? Bike? Yeah. Evet, burada bir rent a bike bulduk. Bakalım kaç para diyecekler. Hello. Hello, sir. We want to rent a bike for one day. Yes. How much is the cheapest one? 100. And which one is it? Coupe and Vario. Okay. Can we get Vario, Honda, yeah? Yes. Okay. Burada genelde kirada bunlar var. Yamaha NMAX var. Honda Vario diye bir model var. Bizde olmayan bir model bu. Yeah. Bu Scoopy dedi. Is this Honda too? Scoopy. Yes. Honda'nın da. Honda also. Yeah. Is this 125cc? Yes. 125. And this? 110. 110. Bu daha küçükmüş. Yeah. Vario please. Birkaç yere sormuştuk aslında biz kamera arkasında. Günlüğünü 150 bin rupi dediler. 300 lira. Ama bunun piyasası burada 100 bin rupi. Yani 200 liraya ufak cc'li motorlardan kiralamamız lazımdı. Onun için biraz ter döktük yemek yemeden. Ama aradığımızı bulduk. 100 bin rupiye, günlük 200 liraya şu anda bir 125 cc'lik Honda kiralayacağız. Burada motor kiralarken herhangi bir kart bilgisi istemiyorlar. Sadece pasaportla kayıt yapıyorlar. Ondan sonra telefonlarını paslaşıyorsunuz. WhatsApp üzerinden bir şey olursa iletişime geçmek için. Bakalım. I text you already. Okay, thank you. See you. Bye bye. Yol üstünde çok güzel bir kafe gördük. Önce bir kahve içelim dedik. Otelimize daha ayarlamadığımız için kahve içtiğinde şimdi otelimize bakacağız. Hava da inanılmaz sıcak bu arada. Şu anda burası böyle bir iyi geldi değil mi Serenin? Evet, şuraya oturalım mı? Burada kafeler inanılmaz güzel bu arada. O kadar şık dekore ediyorlar ki. Her girdiğimiz yerde önce bir mimarisine hayran kalıyoruz. Ama hani böyle bir yerlere, bu kadar şık, bu kadar güzel yerlerde bana kalırsa fiyatlar gayet normal. Böyle size de göstermek için renkli renkli tabaklar söyledik, bol meyveli. Fiyatlarından da bahsedelim. Cihan'ın tabağı 160 lira, benim tabağım da 180 lira. Bu arada bu fiyatlara bayağı burada hamburger de yiyebilirsiniz. Ama bowlların fiyatları da genelde bu şekilde oluyor. Tadı nasıl oluyormuş ona da bir bakalım. Kahvelerimiz de bu arada 70 lira.
70-70. 140 evet. Lirada onlar. Bakalım tadına. Hadi. Değer değmez, konuşuruz. Hı. Mesela böyle şeyler bazılarına doyurucu gelmeyebilir. Mesela ama ben. Çok sağlıklı. Sağlık sonra geliyor insanın aklına be. Açlık olunca bünyede. Güzel mi? Güzel. Bence çok güzel. Yani sabah sabah bir insan nasıl doymaz dersen bunu söyleyebilirsiniz geldiğinizde. İçinde şu konfleks benzeri kuş yemi gibi bir şey var. Bak tadı çok güzel ama bunun gibi şöyle bak bir porsiyon yap. Ve 4 porsiyon olsa beni anca. Önce gözümü keser, bitiririm de. İçinde çilek var, ejder meyvesi var. Şu mango galiba. Evet. Yoğurt, nane koymuşlar. Güzel, tadı çok güzel ama dediğim gibi beni doyurmaz mı? Bunun üstünde bir tane dürüm canlanıyor gözümde ama neyse akşama. Ben kendi tabağımın içeriğinden de bahsedeyim size. Burada zaten görünürde muz, çilek ve yulaf var. Bu yulafı burada ev yapımı yapıyorlar bu arada. İçerisinde bayağı bir şeyler var meyvede dahil olmak üzere. Şunun içerisi de dondurma gibi, kıvamı da zaten öyle. İçinde ananas, mango, bir sürü meyveler var. Üstüne de Hindistan cevizi rendelemişler. Zaten Hindistan cevizinin de içinde geldi direkt. Evet hesabımız geldi. Hemen bakalım hep beraber. 264 bin rupi yani 528 lira geldi. Bu bizim normal yaptığımız kahvaltılardan biraz daha maliyetli çıktı ama bu bol olayını denemek istiyorduk, denedik. O da size nasip oldu, yapacak bir şey yok. Bol yerseniz böyle bir şey çıkıyor piyasaya. Ödeyelim, ondan sonra devam edelim. Çantalarla yürümek istemediğimiz için önce motor kiralayalım istedik. Ondan sonra eşyalarımızı otelden alıp bir sonraki otelimize geçelim istedik. O yüzden şimdi dün kaldığımız otele gideceğiz. Eşyalarımızı, çantalarımızı alıp yeni otele bulup ondan sonra yeni otele devam edeceğiz. Eski otelimize 4 dakika var. Benim kask öyle bir kokuyor ki yemin ediyorum içinde büyükbaş hayvan beslemişler sanki. Gidip geri vereceğiz şimdi kaskı. Hello. We just rented this bike but we need to put our navigation. So is there anything? We don't know anywhere because motor kiraladığımız yere geri döndük şu anda. Kaskı değiştireceğiz. İğrenç kokuyor. Hem de şuraya böyle bir alet takıyorlar. Telefonu asmak için gideceğimiz yolları görmemiz gerekiyor. Bilmiyoruz çünkü hiçbir yer. Hem elde tut hem kullan ya da Ebru'nun navigasyonunda olacak bir şey değil bu. Maalesef ben bu konuda pek iyi değilim. Yollar çok karışık. Sende sorun yok. Tutorial masan konolar. Thank you very much. 10 numara. Mis gibi. Çaktırmadan nasıl kokladı ya? Nane. Al sen bunu. Dün akşam konakladığımız otele geldik şimdi. Eşyalarımızı alacağız ama öncesinde istiyorsan oteli bulalım. Tamam. Gel şurada serinde bir yer bulup oturalım. Evet. Yeah. Thank you. Sığdırabileceğiz mi bunları? Bilmiyorum. Onu da sırtıma alayım. Yo ben alırım onu. Burası mı? Hı. Okay. Thank you very much. Hello. Good afternoon. For chicken and? Yes. Looking under the menu. Cihan. C-I-H-A-N. Cihan. We just booked. Just booked, yeah. Alright. Evet, yeni otelimize geldik. Birazdan yerleşeceğiz. Bir yatak ayarlaması yapılıyormuş. 5-10 dakika bekleyeceksiniz dediler. Biz şöyle davranıyoruz. Otel tutarken gittiğimiz yere önce ilk gün ucuz bir oteline gidiyoruz oranın. Etrafı gezip biraz gözlemliyoruz. Ondan sonraki gün eğer 2 gün kalacaksak veya daha fazla ikinci gün daha iyi bir otele geçiyoruz. İlk günü biraz ucuz bir otelde daha böyle hani geçiştirmek amaçlı değerlendiriyoruz. Şimdi geldiğimiz yere kaç lira verdik? 580 bin rupi mi verdik? Galiba. 580 bin rupi. Birazdan odaya geçince bir daha tekrar bakıp söylerim. Kahvaltı dahil 1100-1200 TL gibi bir rakama kalacağız yani burada. Ha şunu da belirtelim. Biz Agoda ve Booking'i kullanıyoruz yine rezervasyonlarda. Kredi kartı bilgilerimiz iki sistemde de kayıtlı. Herhangi bir bölgeye gittiğimiz zaman direkt oradan bakıp güvenli bir şekilde tık diye hiç hani tekrar kart bilgisi girmeden rezervasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Genelde de önden ödüyoruz. Önden ödeme yaptığınız zaman çünkü daha uyguna geliyor odalar. Vardığımız zaman da hep şey, yani şu zamana kadar bir sorun yaşamadık değil mi gittiğimiz yerlerde? Evet, yaşamadık. Ödeme yapıp da sorun yaşadığımız yer olmadı. O yüzden bu iki programla sağlıklı bir şekilde devam ediyor yolculuğumuz. Odamıza geldik şimdi. Gayet kocaman, tertemiz bir oda.
ışık alıyor odamız. Bu benim için çok çok önemli. Çünkü bazı yerlerde maalesef ki camlı bile tutsak, öyle bir seçeneklerimiz var işte odayı seçerken. Camlı bile tutsak açılır cam olmuyor. Küçücük bir cam oluyor. O beni bayağı rahatsız ediyor. Evet, havasız oluyor odalar. Denize, okyanusa yürüme mesafesinde. Yani şuradaki şu görüntüler olmasa aslında suyu göreceğiz. Galiba. Ya öyle ya böyle. Tam emin değilim bak. Burası olmayabilir deniz. Evet, burası şu da tarafta olabilir. Evet, arkasında kal deniz. Olsun, güzel. Çok güzel. Buranın geceliği 573 bin çarpı 2 dersek yaklaşık 1200 lira kadar falan bir rakam. Kahvaltı dahil bu arada. Bence dışarıda süper. Pardon. Dışarıda kahvaltı fiyatını gördünüz zaten. O yüzden kahvaltı dahil tutmanız odayı bence çok daha faydalı olacaktır. Evet. Daha uygun olacaktır yani. Evet. Bir banyosuna da bakalım. Banyosu nasılmış? Allah Allah. Gayet iyi ya. Evet evet, çok güzel. Bu fiyata ha? Burasıydı galiba. Hı-hı. Öyle mi? Evet. Burada sürekli terlediğimiz için günde 2-3 defa eşya değiştiriyoruz ve zaten totalde de 2-3 tane şey getirdik her şeyden. O yüzden 2 günde bir yıkamacı kullanmak durumunda kaldık. Yıkamalar da genellikle 10.000'den başladı, 70.000'e kadar kilo için fiyat veren oldu. Yani 20 lirayla 140 lira arasında kilosu. Hello. Hello. Yes, I'm from Bali. Welcome to my YouTube. Miami. Miami. Hey my friend, how are you? Fine, thank you. Yeah. Okay. Bu arkadaş bize uygun bir fiyat verdi. Kilosunu 17 binden falan yıkadı. Yani 35 liraya yıkadı. 70 bin diyen de olmuştu ileride. O yüzden araştırıp 10 bin, 30 bin, 20 bin arasında bir şeylere buluyorsunuz. Evet, bizim her burada. Thank you very much. One is, I don't bring this. When I check this, yes, my. And then you have this. Aha. That's why I don't bring to the laundry. So you give me a short, what? What's that? No, this is from you. No, no. No, this is yours. Your brother. That's why I don't yes, bring yes, to this. Yes, yes, this is mine, yeah. Yeah. Because it's already broken from you. You still have like a... Allah Allah, biz bunları yeah. yırttık? Ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Yeah. This is not from the laundry. That's why I don't bring to the laundry. Because they already... This one. I don't want to put in the sink and have to go like nasıl this. Nasıl olur? Bilmiyorum. Öyle bir ihtimal yok değil mi? Yok. This is the problem, see? Still with from you. That's why I don't bring. No, this wasn't like this when I give you. It's my own my and it didn't. I didn't anywhere. Let's see. Do you want this as a present? No, no, no. No present. You give me a present. Okay. Take care. Evet, şortumuzu yırtmışlar canlı canlı. Şimdi herkes motor kiralamak, kullanmak zorunda değil tabii ki. Diğer türlü nasıl bir yerden bir yere ulaşalım derseniz eğer, burada toplu taşıma araçları yok arkadaşlar. Biz en azından denk gelmedik. Bir de zaten yollar çok dar ve her yer birbirine çok yakın olduğu için de ve herkes motor kullandığı için de olmayabilir. Grab diye bir uygulama var. Bu uygulamayı telefona indirip bulunduğunuz yere taksi çağırabiliyorsunuz. Onun da ortalama fiyatları şöyle, 10 kilometrelik bir yola yaklaşık 250 lira tutuyor. Evet, bulduk bir berber dükkanı. Sadece sakal tıraşı olacağım. Ne kadar der acaba? Hiçbir fikrim yok. Tahminleri alalım. Kuaföre hiç girmedik daha önce. Türkiye'de 100 lira falan oldu herhalde değil mi sakal sade? Ben ne bileyim, benim sakalım mı var? Olmuştur, 150 lira. Sakalın yok ama sözün geçiyor ha. Aa, ne kadar ilginç bir masa. Çok severim ben böyle şeyler. Berber salonu da çok güzelmiş. Hello. Hello. Do you do shave here? Yeah. No. Like 45 minutes. 45 dakika beklememiz gerekiyormuş. How much is just shave? With the machine or with the blades? With the machine. Which is 180 totally. Yeah, almost 180. You put in a new thing. thank you very much. 180 bin rupidir, 360 liraya tıraş. Wow. It doesn't include massage, no. Okay, thank you. Evet, şurada hemen bir tane permatik buluyoruz. Tek bıçak. Bu arada içeride kadın berberler vardı. Ondan mı fiyatlar yüksek acaba? Bilmiyorum. 360 liraya tıraş nedir ya? Ben seni bir 50 liraya tıraş ederim Cihan'cığım. Ben de kadın berber sayılırım. 500 liraya sünnet ediyorlar bizim orada adamları ya. Ne demek o ya? Ne bileyim, o da kesin. Oha, çok para be. Çokmuş, evet. Şuradan hemen bir market gördüm, onu alalım o zaman. Hem bir market hadi. Fiyatlarına bakalım. Hadi gidelim. Şimdi büyük bir markete geldik. Buradan birazcık alışveriş yapacağız. Hem de size fiyatları gösterelim.
push diyor ama biz pulduk. Evet, içeri girer girmez o ünlü meyvenin kokusu geldi. Neydi? Durin miydi? Durit miydi? Çok ağır kokuyor. İnanılmaz ağır. Önce bir kozmetiğe doğru kayalım istiyorsan. Hadi. İlk. Jilet 29.000 58 lira şu. İki sıfır bıçak. Olması kötü oldu. Sıfır yapıyor. E kes mi? Keseyim baksana halime. Zaten jilet sıfır bile zor kesecek. Kazmayla gireceğim önce sonra jiletle. Sıfır keseyim yanayım gidene kadar vücudum yansın, çitlim yansın ya. Bembeyaz kaldı. Bunun altından neler çıkacak şimdi? Tam bir Anglo-Sakson çıkacak bu sakalların altından. Ne kadarmış? 6 lira. Ama bunlar 600 mililitre. Bizdekiler 500 ya, burada 600'lükleri var. 6 lira. Bizde de 5 lira falan değil mi? 500 mililitre. Evet. Küçük sular 5 lira oldu. Bu arada biz duş almak dışında başka bir şey de kullanmıyoruz musluk sularını. Yani diş fırçalarken bile içme suyunu kullanıyoruz. Çünkü çok bariz bir şekilde farklı bir tadı var. 120 binmiş şu 1 kiloya yakın 900 milim. 240 lira yapıyor. Ya pahalı. Her yerde pahalı demek ki. Şurada daha uygunu var 140 liraya. Şu anda dana kıyma kilosu 18 bin rupi, 36 lira olamaz, bu kadar ucuz olamaz ya. 100 gram 36 lira. Kilosu 360 lira. Evet, tavuklar 90 lira. Tam bir tavuk 90 lira. Cihancım canım çekti be. Şöyle bir peyniri ısıra ısıra yemek istiyorum. 30 lira mı diyor? Kraft cheddar diyor bak. Yok, 30 lira olamaz ya. Yok, bu bak 200, 300 lira. 300 lira bu. Şu. 80 lira şöyle. Bu 110 lira. Şunlar 40 lira. Salam. Mamas deli ham. Delinin birinin hamını çıkarmışlar. Sana çok ilginç bir şey göstereceğim. Göster. Aha, da kabak karpuzu bulduk şu anda. Cihan bu ne? Kesmece. Aa, ilginç bir karpuz. Watermelon yellow. Sarı karpuz. Şu şöyle 90 liraymış arkadaşlar. Bu arada burada herkesin hayali olan o çekirdeksiz karpuzlar var arkadaşlar. Hiç öyle ağzınıza çekirdek ayıtlamak zorunda kalmıyorsunuz. Şöyle uf, ısıra ısıra yiyeceğim bunu ya. Kırk Aramiler'deki Erol Taş var ya, kötü adam rolünde. Aynı onun gibisi şu anda. Aa, sütler çok pahalı. Değil mi? Niye böyle? Kokonat sütü mü? Kokonat sütü 160 lira. Full cream dedi. Krema mı bu? Krema, evet. 40 lira öyle mi? 40 lira, evet. Oha, alalım bundan. Ne yapacağız? Krema bize çok pahalı. Fresh milk diyor abi. Ah, milk. 60 lira. 60 lira. 60 lira. 60, 60. Burada çocuğun varsa yandın. Ya inek alacağım bir tane çocukla birlikte. Şurada içecekleri gösterelim. Mesela şöyle bir Sprite 14 lira. 14. Kolalar 14 lira. Kutular 12 lira. Bizde bunlar 20 lira. 12 lira. Mesela şöyle bir bira. 45, 50 lira. Evet. Prost Pro'nun biralarından bir markadır. O da 60 lira demiş. Geldik şimdi can yakan sorulara. Nedir o? Soğanın kilosu ne kadar tahmin edelim? Soğanın kilosu 10 lira. Hayır. Nerede soğan? Abi 100 gramı. Soğanın 100 gramı 8 lira. Nasıl yani? Kilosu 80 lira. Ana, bu kim alır bu soğanı? Bir şey söyleyeceğim. Biz şu zamana kadar ki bayağı uzun süredir buradayız. Biz Bali ucuz diye geziyorduk. Dışarıda yediğimiz yemeklerle falan diye düşündüğümüzde. Ama böyle kendin alıp yapsan daha pahalıya geliyormuş gibi. Bize evet, yaklaşıyor diyorsun. Markete mi geldik? Olabilir, turistik bir yer sonuçta. Bak burada aloe vera satılıyor Cihan. Evet, kılıç gibi bir aloe vera ile karşı karşıyayız şu anda. O ne kadar acaba? Bunun fiyatları yazmıyor. Isır. 1550, 3 lira demiş 100 gramı için. Uzun mesela şöyle 4 tanesi 30 lira. 4 daha büyükleri, 30 lira. Şurada 4 tane 50 lira. Zıvır zıvır bölümüne geldiğimizde de arkadaşlar bu böyle 50 lira. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum. Şimdi yol üstünde bir pazara rastladık arkadaşlar. Burada da size fiyatları söylemek istiyoruz. Bu pazarlarda neler var? Hemen şöyle arkamı dönerek gösterebilirim. Terlikler, tişörtler, şapkalar, gözlükler, takılar. Ne ararsanız var buralarda. Şimdi bunların fiyatlarına bakalım sizinle birlikte istedik. Şöyle bir sorun var sadece. Diyelim ki bir şeyin ücretini sordunuz ve size 300K dedi. Yani 600 lira dedi ya da 200K dedi. Siz bunu neredeyse 3'te 1'ine, 4'te 1'ine kadar indirebiliyorsunuz pazarlıkla. Biz henüz öyle bir pazarlığa... Hello. Biz henüz öyle bir pazarlığa girişmedik. Çantalarımız yeterince ağır olduğu için eşya almadık yanımıza. Ama dönerken birkaç bir şey toplarız hem de hediye alırız diye düşünüyoruz. Şimdi böyle bir girdik bakalım. Ortalama fiyatlar nasılmış sizinle de paylaşalım istiyoruz. Hintlilerin Michael Jackson'ı çalıyor şu anda. Aşkım ilahi bence. Hayır. Aa, adam okuyor mu canım? Ben de gideceğim. Bu durum sizi
You do. I copy you. Yeah. Cihan'ı bulan delilendi. Yakalayan bırakmıyor beni. Cihan seni görene bir şey oluyor. Ne oluyor? Ya benim yarım Endonez ya. Tanımam. Ne bu Ebur? Bu işte çorbalık, salatalık. Japon işi değil mi bu? Evet. Çubukla da yiyebiliyorsun. Şöyle açıp. Çok güzelmiş. Tam senin kafa şeyler. Evet. How much this is? This one 150. How much? 450. 450. Yani 2000 liraymış. 900 lira diyor. Ya bayağı düşünüyorlar yüksekten. Zaten önce. Aynen. Olabildiğince en yüksekten açılıyorlar. How much yapacağız? No problem. Bakın. How much yapacağız? Video sonra sana bırakıyor trying işte. Trying to find out how much prices are. This is why I asked. Fiyatı sen koy diyor. 50,000. Ha? 50,000. 50,000? Yeah. How many dollars? I don't know. I'm from Turkey. I don't have dollars. 50,000 rupees. 50,000 rupees. Just only. Is 100 lira in my money? Yeah, just only 3 dollar. I don't know dollar. I'm Turkish. No dollar. Yeah. Turkish lira we use. Turkish. I am Turkey. Yeah. No dollars. Turkey. Turkey. Yeah. 50,000 rupees good. 100 not good. Not good. Sadece cubunu arasın o fiyatı değil. Okay, thank you very much. Burası biraz fazla turistik olduğu için çok yüksekten çakmaya çalışıyorlar. Ama iki katı, üç katına falan düşürebiliyorsunuz burada pazarlıkla. Ben şey istiyorum, şu Raid'in şapkası var ya, söylüyorum sana hasırdan. Ondan bulabilirsek alalım ama bir fiyatta anlaşırsak tabii. Gün gelecek bizim paramız doları geçecek, o zaman geleceğiz burada. Krallar gibi yaşayacağız. Hemen bunlar hesap yapacak. Kaç Türk iş lira? Kaç Türk iş lira? Biz de diyeceğiz oğlum al dolar vereyim ben sana. Önce size bir rakam söylüyorlar. Hem de böyle düşüne düşüne yani gözünün içine baka baka düşünüyor. Evet. Hani anlıyorsun yani o anda bir şey sallayacak. Ama bir o bir şey veriyor. Anlamıyor yani. Çünkü senin tipine bakıp hala dolarla evet. Kazandığını harcama yaptığını zannediyor. Sen evet. Aslında dolar bölgesinden gelmiyorsun. Evet. Ondan sonra zaten düştükçe düşüyor. Sen ne söylemek istersin diyor. Sen de bir fiyat ver diyor. Siz artık ne verirseniz, ortada buluşursanız alırsınız, buluşamazsanız bizim gibi başka pazarlara, başka mağazalara geçiş yaparsınız. Evet, şu anda Bali'nin en ünlü beach club'larından bir tanesine geldik. İsmi Fins. Burada Fins dediğinizde akan sular duruyor, öyle bir yer. İçerisi bayağı cıvcıflı. Burada insanlar gelip günü geçiriyorlar, yemek yiyorlar, güneş batışını izliyorlar. Biz bir şeyler yeriz belki diye geldik ama içerisi inanılmaz kalabalık ve çok yüksek müzik var. Bize çok hitap etmiyor o anlamda. Buradaki beach club'ların girişleri ücretsiz. İçerideki fiyatları da menülerden göstereceğiz size. Bir bakın bakalım nasıl bir ortam, hep birlikte görelim. İçerinin kalabalıklığını şuradan da anlayabiliyorsunuz zaten. Nasıldı sence? Güzel, değişik ortam. Ama evet, çok kalabalık ya. Ne havuza girmeye yer var, ne yemek yemeye rahat var. Ama bazı insanlar da bundan hoşlanıyor ya, kalabalık doğru. Seviyor. Doğru, aynı. Bize pek hitap etmediği için biz şimdi sahile böyle kendi halinde yaşamaya ve yemek yemeye gidiyoruz. Savaş arkadaşlar. Savaş bir balıkçı bulmaya gidiyoruz. Thank you.
Saat 7 oldu arkadaşlar. Biz de sahile geldik. Hem şöyle bir manzaraya bakalım dedik, hem de burada güzel bir yemek yiyelim dedik. Şurası nasıl? Hemen gözünü kestirdim. Yakın bir yer olsun dedik. Müziği az olsun dedik. Bir yer kestirdik gözümüze aynen. Denizi de görüyor. Burada da hayat var. Burada böyle sahil evet. boyunca kilometrelerce mekanlar, herkese hitap eden tarzda mekanlar, fiyatlarıyla, ondan sonra içindeki eğlencesiyle mevcut. Bayağı göz alabildiğinde gidiyor böyle sahil bu tarafa doğru. Şimdi biz böyle daha sakin, emekli kafası değil mi? Emekli kafası bir yerler bulduk. Ama burada da yine bir sürü kalabalık var bakar mısın? Tabii canım, inanılmaz kalabalık. Sessiz bir kalabalık sadece. Bu arada şöyle bir şey var burada. Ben bilmiyorum başka hangi ülkede böyle bir şey vardır ama bu kadar genç nüfuslu bir turist gördün mü daha önce? Neredeyse yok. Hiç yaşlı yok diyebiliriz. Evet. O yüzden daha çok böyle eğlence odaklı bir yer de evet. diyebiliriz yani. Tatil bitmeden el öptüreceğiz. Bir köşeye geçip öpü makinini geçireceğiz hepsini. Hadi yemek yiyelim. Hello. Bu armuta mı oturan masaya mı? Fark etmez. Yukarıda dolu galiba şuralar. Bir bakalım gel. Tamam. Bu arada biz yetişemedik ama lütfen siz bizim için özellikle gelin ve şurada bir güneşi batırın. Yarım saat, bir saat arayla kaçırdık. Şurası nasıl? Kasparım orada. Ha güzel bu arada. Kaspar dolu. Hmm. Çok bir manzara da yok tabii. Güneş battığı için şu anda. Yine de önde oturmakta fayda var derim. Burası var. Olur. Çok iç içe ama. Şurası var. Bu masa nasıl? Hangisi? Ha bu. Olur. Ya da şöyle vantilatörlü fanlı bir yer de olabilir. Sıcak. Ha güzel. Güzel güzel ya. Bali'de hayat bitmiyor maşallah. Sabahtan başladı geceye bitmiyor. Kadar. Sabah başlıyor. Şimdi mesela biz Canggu bölgesindeyiz. Canggu'da insanlar ne yapıyor? Sabah geliyorlar, sörf yapıyorlar. Evet. Mutlaka. Bollarla yaptığımız kahvaltıyı yapıyorlar. Bu arada sabah öyle birazcık hani biz bununla nasıl doyarız ya dedik ama bu saate kadar durduk. Nasıl tuttu inanılmaz bir şey. Ve çok bir sağlıklı. Keşke elimizden gelse de hep böyle beslensek. Şimdi ne yiyeceğiz belli değil. Evet yemeklerimiz geldi şu anda. Bir terslik oldu yalnız. Benim söylediğim yemek Ebru'ya, onun söylediği yemek bana geldi. Evet. Çünkü hanımefendi porsiyonu küçük gördüğü için benim makarnayı önüne çekti şu anda. Ama senin porsiyon da çok iyi. Çok iyi. Yani buraya geldiğimizden beri yediğimiz makarnalar hep küçük küçük getirdiler. Acaba dedik çocuk menüsünden mi sipariş verdik diye kendimizi hep yokladık. Ama hepsi doğruydu. En büyük porsiyon geldi. Ona çöktü. Ben de onun Sprite'ına ve patatesine çöküyorum şu anda. Olur, hiç fark etmez. Ödeşiyoruz. Hiç fark etmez. Şaka hemen bir tarafa. Ne bir kadar de fiyatlardan önemli? Bahsedelim arkadaşlar. Bu spagetti 75.000 K, yani 150 lira. Tavuk neydi bunun adı? Teriyaki. Teriyaki tavuk. Teriyaki. Tavuk teriyaki yanında püresi ve salatasıyla beraber bu da 75.000. Yani 150 lira. İkisi 300 lira. Patates kızartması ne kadar bilmiyorum. Hesap geldikten sonra da söyleriz. İçeceklerimiz de 60 lira. Güzel, uygun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ama o makarna benim. Bu makarna artık benim maalesef. Afiyet. 266 bin rupi yani 600 lira. Hemen bir Mısırcıya soralım bakalım kaç para. Hello, how much is one? 20, thank you. 40 lira tanesi. Odamıza ve bu haftalık videomuzun sonuna geldik efendim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Olabildiğince net bir şekilde fiyatlarla birlikte size bir video hazırlamaya çalıştık. Bugün bizim yaptığımız harcamalar normal yaptığımız harcamaların biraz üzerindeydi. Evet, biraz. Bunu kabul edelim. Dediğimiz gibi bu bölgeye dün geldik, Canggu bölgesine. Direkt yattık, dinlendik gün boyunca. Bir alışveriş, bir dışarıda para harcama durumuna girişmemiştik. Bugün onu yaptık. Evet. Pişman mıyız? Hayır. Değiliz. Yapacak bir şey yok. Çok daha ucuza geçirdiğimiz günler de oldu. Çok daha ekonomik zamanlar da geçirdik. Daha ama fazla harcadığımız zamanlar da oldu. Mesela oldu, bu oldu. Videomuzda aktivite yapmadık ama bir aktiviteye girdiğiniz zaman daha fazla harcama yapıyorsunuz. Evet. Böyle böyle dengelemeye çalışıyoruz. Evet, toplam harcamalarımızı bir yerlere bıraktık. Umuyoruz ki sizlere bir referans olur. İleride olur da buralara gelmeyi düşünürseniz en azından fiyatları karşılaştırırsınız ya da planlarınızı ona göre yaparsınız. Ne harcayacağınızı bilirsiniz. Bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bar bar diyoruz. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Teşekkür. Teşekkür. Burada belki gün içinde bir de masaja giderim. O da 200 lira falan. Bir de otelinizi tutmadan önce mümkünse sağında solunda arkasında bar var mı? Yüksek evet. müzik yapıyor mu? Onu da öğrenin. Bunu da dipnot olarak söyleyelim. Şunu da söyleyelim. Biz bu gece bir çılgınlık yapıyoruz arkadaşlar. Hı-hı. Oteli tuttuk ama motoru biraz önce bıraktık. Gece 2'de yola çıkıyoruz. Gün doğumunu izlemeye bir yere gideceğiz. Evet. Bilmiyoruz video yapar mıyız, yapmaz mıyız? Göreceğiz.
Bu da ne kadar izliyor baksana.